Arkadaşlar merhaba. Şimdi ise sizlere yine bizim kendi projelerimizde kullandığımız bir üründen bahsedeceğim. Geçtiğimiz videolarda bir güç kaynağından bahsetmiştik. Şimdi ise yine sistemin en temelini teşkil eden endüstriyel, özellikle dediğim gibi endüstriyel switch'ten bahsedeceğim. Bizim bu sistemlerde kullandığımız, en çok kullandığımız ürünlerden biri olan Switch, Phoenix'in bir switch'i, 8 portlu bir switch görmüş olduğunuz gibi. Sipariş kodlu 289-1002 kodlu bir ürün bu. Bu ürün endüstriyel switch. Endüstriyel switch'in ne olduğunu şöyle söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki PLC'ler sağdaki ekipmanlarla TCP/IP üzerinden veya Profinet üzerinden, daha doğrusu Ethernet altyapısını kullanan çeşitli switchler üzerinden bağlanabiliyorlar. Hepsinin farklı haberleşme protokolleri var biliyorsunuz. Bu haberleşme protokolleriyle normal şartlarda, basit uygulamalarda bir problem çıkmıyor. Yani siz evinizdeki bir switchle bir PLC'yi başka bir PLC ile haberleştirebiliyorsunuz. Veya bilgisayarınızla PLC'niz arasında haberleşmeyi sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızdan PLC'nize program atabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi basit işler için veya panelinizi, bilgisayarınızı ve PLC'nizi bir switch üzerinden haberleştirebiliyorsunuz. Özellikle biz biliyorsunuz Siemens'in PLC'leriyle proje geliştiriyoruz. Bu PLC'lerde bu haberleşmelerde bir problem çıkmıyor. Ancak şöyle söyleyelim, işte endüstriyel switch ne zaman daha çok işe yarıyor? Haberleşme ağındaki veri sayısı arttığı zaman. O zaman işte sizin elinizdeki endüstriyel switch olmayan basit switchler tamamen karışıyor arkadaşlar. Bu çok önemli, bakın. Elinizdeki endüstriyel switch olmayan basit switchler tamamen problem çıkarmaya başlıyor. Tıkanmalar oluyor, yavaşlamalar oluyor. Bir loop'a giriyor switch'iniz ve bu da sizin sisteminizdeki ekipmanların haberleşmesini engelliyor. Dediğimiz gibi özellikle servo uygulamalarında veya yine Profinet'te çalışan diyelim sürücülerde, Profinet'in haberleşmelerde kullandığınız basit switch'lerde sistem tıkanıyor ve siz sürücünüze ulaşamıyorsunuz. Bu gibi problemler karşınıza çıkabiliyor. Şimdi bu şeyi açalım. Switch'imizi açalım şöyle. Bakın bu switch'imiz Phoenix'in 8 portlu bir switch arkadaşlar. Bu 8 portlu switch şöyle çıkartalım. Kesmemiz gerekebilir. Evet, şu an bunu kesip çıkaracağız. Herhangi bir şey yok. Açık ucu yok. Şu alt taraftan açıldı. Görmüş olduğunuz gibi Phoenix'in bir switch'i bu. Yine raya montajlı görüyorsunuz. Endüstriyel switch. Yani bir daha aslında tekrar etmeme gerek yok. 24 voltla besleniyor. Buraya 24 voltu giriyorsunuz. 24 voltta besliyorsunuz. Şurada bakın, bağlantıların nereye, hangi ucun bağlanacağı belli. İki noktada da ayrı ayrı topraklama var. 24'ün artısı ve eksisini bağlayacağınız yerler de belli. Bu switch 8 portlu endüstriyel switch. Bu ve benzeri switchleri kullanarak özellikle sistemlerinizdeki haberleşmeden kaynaklı hataları sıfıra indirebilirsiniz. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar, bir endüstriyel tesiste aslında en önemli şey cihazların birbiriyle haberleşmesi ve bu cihazların birbiriyle haberleşmesi için kullanacağınız switchlerden, kullanacağınız ekipmanlardan kesinlikle tasarruf etmeyin. Yani alıyorsanız en iyisini alın. Bizim kullandığımız ürün bu. Dediğimiz gibi bu ürünle biz şimdiye kadar herhangi bir problem yaşamadık. Yani servo uygulamalarımızda, AC sürücü uygulamalarımızda, PLC'lerin kendi arasındaki haberleşme ve diğer ekipmanların haberleşmesinde yüksek bant genişliğine sahip haberleşme uygulamalarında biz bir problem yaşamadık. Dışı metal, görmüş olduğunuz gibi 8 porta sahip bir en baz switch. Endüstriyel switch, dediğimiz gibi bunu kullanıyoruz ve sizin de bu tarz ürünler kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.